Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzla birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. 24 numaralı köşe taşını çözüyorduk. Çözeceğiz yani daha doğrusu. Şöyle biraz daha büyütelim. Odaklanmamızı da şöyle bir sabitleyelim. Aydınlığını da açalım. Evet, hadi bakalım ne diyormuş ilk sorumuz. Şimdi eşit oranlar var. Onu göstermiş zaten şeklin üstüne. 5 var, 15 var. Alan A, B, C, D nedir diye de bir soru soruyor. Bakın ne yapıyorum dostlarım. Şuradaki boş üçgeni x dediğim takdirde x ile 15'in toplamı şu üçgenin alanıdır. Ve bu üçgen için biz ne diyorduk? Paralel kenarın yarısı. O halde x ile 15'in toplamı paralel kenarın yarısıdır yazdım ben kenara. Bu bir. İki. Şimdi şu köşegeni çizersem. Şunu çizdim. Şuradaki kenar ile bu kenar birbirine eşit olmasından sebep bu tık tık kenarına 5 artı x düştüyse şu üçgene de mecbur 5 artı x düşecek. Şuraya da 5 artı x geldi. Ve bakın canım öğrencilerim, şu bizim köşegenimiz olduğu için köşegenin altında kalan şu üçgende paralel kenarın yarısıydı. O halde 10 artı 2x de paralel kenarımın yarısı oldu. E bunların ikisi birbirine eşitse, ikisi de yarısıysa birbirine eşittir. Hemen x artı 15'i 10 artı 2x'e eşitliyorum. Onu buraya, x'i buraya alırsam x eşittir 5 geldi. Peki x 5 ise 5 artı 15'ten yarısı 20 gelir. Tamamını soruyor. Adana'yı paketledim gobeller. Geldim 2'ye. Bakalım bu ne bok yiyeceğiz burada görelim. ABC de paralel kenar. BE eşittir AE'nin 3 katı. Bakın sadece oranı değiştirmiş. 1'e 3 oranı olarak vermiş bu sefer de. 2'yi 23'ü görüyorum. Alan ADK nedir diye bir soru soruyor. Şuraya X yazıyorum. Ve sen şu üçgeni gördün bile çoktan. X ile 23'ün toplamı olan şu üçgen benim paralel kenarımın bir yarısı. Bu yarısı. Şimdi hemen şu orandan da bir muhabbet yapalım. Bakın K'ya 2 artı X düştü. Ben şu köşegeni çizersem, bu köşegeni çizdiğimde K'ya 2 artı X düştüyse 3K'ya ne düşmelidir sorusunun cevabı 3 katı değil mi? 6 artı 3X düşecek şu üçgenime de. Ve yine bu köşegenin altında kalan şu üçgenin alanı yani 8 artı 4X benim paralel kenarımın diğer yarısı olacak. Peki 8'i bu tarafa atalım. 23'ten 8 çıkarsa 15 kaldı. X'i buraya atalım. 3X oldu. 3'e bölelim. X5 geldi. Cevap Adana'dan çıktı. Evet, artık ben sizin yerinizde olsam 3. soruda bir videoyu durdururum. Bir yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum bir seyrederim arkadaşlarım. Bir izlerim, kendimi görürüm. Evet, bakalım ne diyor? CEBE'nin 2 katıdır. Yani K'ya 2K yazalım. Alan ABCD 90'dır diyor. Şimdi alan DFK. X diyelim bu DFK'ya. KEC. Y diyelim buraya da. Bizden de ne istiyor arkadaşlarım? DFK bölü KEC'nin alanlarının oranı nedir diye bir soru soruyor bize de. Şimdi yine gelin şu muhabbetimizi yapalım biz. Yarısı muhabbetini yapacağız. Şimdi öncelikle tamamımız neydi? 90. Demek ki şu üçgen ne olacak? 45'e eşit olacak. Yarısı olacak. 45. Şuraya ben bir harf vereyim. Z diyeyim buraya arkadaşlarım. Hatta şöyle yapalım mı ya? Şunlara 2Y, 2Z diyelim. Çünkü 2K görüyor ya bunları. Rahat rahat işlem yapalım diye söylüyorum bunu. Şimdi X ile 2Z'nin toplamı yarısı. X artı 2Z. Benim 90'ımın yarısı yani 45. Bu bir dursun kenarda. Hemen şu köşegeni çizdik. Evet, ilk iki soruda yaptığımın aynısını yapıyorum. 2K'ya 2Y ile 2Z düştü. K'ya ne düşecek? Z artık Y düşecek. Peki bu köşegenin üstündeki şu üçgen 3Z ile 3Y oldu. 3Z artı 3Y o zaman bu da 45. Diğer yarısı oldu diyebiliriz artık dostlar. Bizden de ne istiyordu bu amca? DFK yani X eksi KEC 2Y. X eksi 2Y'yi de bulmamızı istiyor arkadaşları. Şimdi şurada bakın
2z var. Burada da 3z var. Gelin bunları isterseniz şöyle bir z'leri yok etmeye çalışalım biz. Nasıl yapalım? Bunu 3 ile çarpalım üsttekini. 3 ile çarparsak 3x olur. Artı 6z olur. Eşittir 135. Bunu da 2 ile çarpalım. 6z olur. Artı 6y olur. Eşittir 2 ile mi çarpmıştım ben? Evet, 2 ile çarptım. Ne oldu? 90. Şimdi bunları birbirinden çıkartıyorum. Bakın 6z'ler gitti. 3x eksi 6y geldi. Şuraya yazalım onu da. 3 burası gözüküyor mu? Şöyle yapayım. 3x eksi 6y geldi. Eşittir. 135 eksi 90. Yani 45 geldi. Hemen 3'e bölersek hepsini. X eksi 2y eşittir 15. Zaten biz de x eksi 2y'yi arıyorduk. Şurada yazdığım gibi. Geldik buna. 4'ü vermiş, 20'yi vermiş, taral alanlar toplamı nedir diye bir soru soruyor. Oran vermiş mi? Evet. DF ile FC eşitmiş birbirine. Hemen şu boşluğa X yazdım. 20 ile X'in toplamı arkadaşlarım nedir diye sorarsak, 20 ile X'in toplamı paralel kenarın yarısı. O zaman bu yarısı eşit olacak. 20 artı X bu yarısı dursun. Şimdi şu köşegeni çizdim yine. Bakın şu kenara 4 artı x, o zaman bu kenara da 4 artı x düşecek. Yani şuradaki üçgenin paralel kenarın yarısıdır ve 8 artı 2x oldu. O halde 12 eşittir x çıktı buradan. Demek ki şurası artık benim için 12. Peki x 12 ise 20 ile 12'nin toplamı yarısı değil miydi? Yani 32'dir paralel kenarımın yarısı. O zaman tamamı 64 paralel kenarım. Yarısı 32 ise tamamı 64. Peki 64'ün içinde neler var? Bakın taral alanlar var. 20 var, 4 var, 12 var. Yani 20, 12 daha 32. 4 daha 36. 36 ise taral alanlara 64 olması için ne kalması lazım? 28 kalması lazım dedik. Ve çevirdik. Arka tarafımızı 25 numaralı köşe taşındayız dostlar. Evet, birinci sorumuz. DMA üçgen LM bölü AL oranını vermiş. 2'ye 5. Şurası 2K. Şurası 5K. Klasik bir soru çeşidi arkadaşlarım. KLMN'nin de alanını 6 vermiş şurayı. Hemen ne yapıyorum? Bakın şu üçgeni çiziyorum. Şu köşegeni çiziyorum ki şuradaki şu üçgen bizim paralel kenarımızın yarısıydı. Denizli, Adana, Lüleburgaz üçgeni var ya. Paralel kenarın yarısıydı. Onu bulunca tamamını bulmuş olacağım diyor. Peki bu 2'ye 5 oranının aynısı tam karşıda da mevcuttur. Yani 2M'ye 5M de diyelim. Çünkü sonuçta şu adam şu adama paralel. Paralel kenardan dolayı. Dolayısıyla bu tarafı nasıl böldüyse bu tarafı da öyle bölecekti. Benzerlikte öğrendik. Bakın 2'ye 6 düştü 3 katı. 5'e ne düşecek? 15. O halde şurası toplamda ne oldu? 2K'ya düşen şu üçgenimin alanı 21. Diyeceğim ki 2K'ya 21 düştü lan. 2K'ya 21 düştü. Acaba 5K'ya ne düşer? 5 çarpı 21 bölü 2 düşer. 5 çarpı 21 ne yapıyor? 100, 105 yapıyor. Bölü 2. O zaman şu üçgene 105 bölü 2 düştü. Ki bu üçgen neydi? Paralel kenarımın yarısıydı. 105 bölü 2 yarısıysa 105 tamamıdır. Geçtim ikinci soruya. Çok benzer yine arkadaşlarım. KLM 18. KLM. Şurası 18'miş. Tamam. ABML. ABML. Şuranın alanında 110'muş. Ona da eyvallah. Şuna da şöyle 110 yazalım. Birazdan şu köşegeni çizeceğim arkadaşlarım. Tıpkı az önceki soruda yaptığım gibi tüm paralel kenarın alanını soruyor. Şimdi ilk önce şu benzerliği bir konuşalım. Bakın üstteki küçük üçgenin alanı 18. Şu KAB büyük üçgeninin alanı 128. Alanların oranı bunu sadeleştirirsem 9 bölü 64. Alanlarının oranının karekökü benzerlik oranı. Demek ki karekökünü alırsam 3 bölü 8 geliyor benzerlik oranı. Küçük üçgenin bir kenarı 3K ise büyük üçgenin kenarı 8K. Hatta buraya da ne kaldı o zaman? 5K. Ve aynı oran bu tarafta da vardı değil mi? 3B'ye 5M. Hadi şimdi gerisini halledelim. Bakın şu 18 ile şu beyaz üçgeni kıyaslayacağım. 3K'ya 18, 6 katı düşmüş. 5K'ya da 6 katı düşecek, 30.
Buraya da 30'u yazdım. Peki şurasının dörtgenin alanı, yamuğun alanı 110'du. 30'u buradaysa buraya da 80 kalıyor mu dostum? Ve bu üçgen, şu üçgen neydi? Tüm paralel kenarın yarısıydı. 80 ise yarısı 160'tır tamamı. Oo, çok güzel oldu. Evet Gobeller, buna bakıyoruz. Bakın biraz daha değişik ama şekil olarak aynısı. Bakalım bu ne demiş? A, D, K ile B, L, C'nin toplamı. Yani şuna X dediğinizde, şuna Y dediğinizde B, L, C'nin toplamı K, L, M, Y. Ulan şekil olarak hiç alakası yok ama. Evet, X ile Y'nin toplamı buraya eşitmiş. Buna göre K, L, M üçgeninin çevresinin A, B, M. A, B, M. Yani şurada az önceki soruda yaptığım gibi benzerlik oranlarını bulun diyor değil mi? Çevrelerin oranı demek benzerlik oranıyla aynı şeydi arkadaşlarım diyebiliriz. Şimdi bakın burada da şöyle bir yöntem izleyelim. Farklı bir yöntem yapacağım dostlarım. Şimdi şuradaki X'i tutup şu Y'nin yanına taşıyacağım dostlar. Şuraya A birim dersem, şuraya da B birim yazayım hatta. A birim uzatarak şurayı, şu üçgeni tuttum buraya taşıdım. X'i getirdim buraya taşıdım. Dostum bak şu kenarla, şu kenar ile şu kenar daima birbirine paralel çıkar. İspatı da gayet basittir. Uğraşmayalım şimdi ispatıyla misbatıyla. Siktir et. Zaten üniversite sınavından sonra senin geometri ne işine yarayacak? İspatlarla falan işin olmasın ama sen bil ki bununla bu birbirine paralel her zaman. Onu da hatta şuradaki açıların eşitliğinden ispatlıyoruz. Çok da önemli değil. Boş ver. Şimdi bakın ne çıktı? Bu üçgenin alanı x artı y. Bu üçgenin alanı da x artı y lan. Demek ki şu üçgenimle şu üçgenim, hani kelebek üçgen ya bunlar, alanlarının oranı x artı y bölü x artı y. Yani alanlarının oranı 1. E bunun karekökü de benzerlik oranıydı. O zaman benzerlik oranı da 1. Demek ki benim kelebek üçgenlerimin benzerlik oranı 1 olacak dostum. Yani şurası b artı a ise şurası b artı a olacak. Şurası işte atalım C ise burası C olacak. Şurası D ise burası D olacak. Ki ben şu C'yi buradan taşıyıp buraya getirmiştim. Burası da C olacak. Hayda, bakın ne çıktı. Şu üstteki şu doğru. Şuna paralel zaten. Ve bakın yanları ikiye böldü. Biz bu KL doğrusuna ne diyorduk? Orta taban. Yanları ikiye böldüyse orta tabandır bu. Demek ki şuraya b artı a demişim ya, hadi x diyelim buraya biz. Burası x ise artık burası kesin 2x. Ve biz çevrelerin oranı arıyoruz. Bununki c, d, x. Büyüğününki 2c, 2d, 2x. Yani 2 katı. O zaman 1 bölü 2'yi paketleyelim. Gelelim buna. Alan a, d, l, m. A, d, l, m, a, d, l, m. Şuradaki dörtgenin alanını 64 vermiş. Paralel kenarın alanını soruyor. Bak burada da aynı boku yiyelim mi az önceki soruda yaptığım gibi. Şöyle yapalım mı? Şu LC'yi, şu BM dediğim kısmı bu kadar uzattım burayı. Yani şu S'i getirdim buraya taşıdım. Burası S oldu artık. Ve bakın ne demiştik? Şurası şuraya paralel ve burada bir kelebek üçgen çıkıyor. 2S'e 7S, 8S pardon, oranına sahip alanlarının oranı 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 olan bir kelebek üçgen. 1 bölü 4 ise alanların oranı. Karekökü 1 bölü 2 yapar. Demek ki benzerlik oranları 1'e 2. Yani şurası A ise burası 2A. Tabii ki 1'e 2 benzerlik oranı ise A ile 2A. Doğru söylemişim pardon. B ile 2B dedim. Şimdi bir de şu 64'ü mü konuşalım? Hadi şu köşegeni çizelim 1 ve 2'de yaptığımız gibi. A'ya 2S, 2A'ya 4S düşer diyelim. Sonra B'ye, şuradaki B'ye 2, 4 daha 6S düşmüş. 2B'ye 12S düşer diyelim. Ve 12 ile 4'ün toplamı 16S eşittir 64 verilmiş. S eşittir 4 gelir buradan. 12S neydi? Bizim paralel kenarımızın yarısıydı. Yani 12S dediğim şey S 4 olduğu için 48 yarısı. 2 katı 96 tamamı olacak dedim dostlarım. Evet, 25'i de gömdük. Hemen 26 numarayla devam edelim şimdi. Zilin çaldığını da duymuşsunuzdur herhalde arkadaşlarım. Okuldayım. Boş vakitlerde çekmeye çalışıyorum videoyu. Şimdi EH 4, 8, 12 hepsini gördüm. X nedir? Burada da şu kuralı kullanalım dostlarım. Bakın köşegenin üstündeki bir noktadan Edirne, AC köşegeni ya. Diğer iki köşeye çizdiğimiz, bakın Bursa'ya çizmiş,
Denizli'ye de bir doğru ben çiziyorum dostlarım. Burada şu üst, bu doğruların üstündeki alanlar da birbirine eşit. Yani şununla şu alan birbirine eşit. Tabii ki altında kalan iki üçgenin de alanı birbirine eşit oluyor. Kural bu. Şimdi şurası 12 olduğu için üstteki üçgenin alanı 4 çarpı 12, 48 bölü 2'den 24. E o zaman buradaki üçgenin alanı da 24. Peki ben bu üçgenin 24'lük alanını nasıl buluyorum normalde? Dik üçgen olduğu için dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorum. O zaman burası 6 olmalı ki 6 çarpı 8 bölü 2 24'tür. Burayı 6 buldum. Ve 6, 8, 10 üçgeninden hemen Denizli'yi paketledim. Geçtim ikinci soruya. Bakın aynısı. Artık ne diyeceğiz? Şuradaki üçgenin alanı şu üçgenin alanına kesinlikle eşit diyebiliriz. Peki hemen başka ne yapabilirim? Başka bir şey yapabilir miyim diye bakıyorum bir de. Başka bir kural kullansam mı diye. Yok. Bunun alanını bulalım mı? Bulalım. Bulsak şuradan bir diklik indirsem 2, 2√3, 2√3 ikizkenar üçgen çıkıyor burası. 4 geliyor burası da bence. Evet öyle oluyor. Bakın şuradan aşağı bir diklik indiriyorum. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı yarısı 2, 60'ın karşısı ise 2√3. O zaman buraya da 2√3 kalıyor ki bakın bu diklik kenar ortay oldu değil mi arkadaşlarım? Bir yükseklik kenar ortay olduysa o üçgen kesin ikizkenar üçgendi. Bizim kayı kuralı dediğimiz kuraldan burası da 4 geldi haliyle. İkizkenar üçgeni görmüş olduk. Demek ki şurası da 30 derece çıktı o halde. Evet. Hani bir işe yaradım peki buranın 30 olması. Peki. Şu üçgenin alanını bulalım biz. 2√4√3/2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyorum. 2√4√2'den ikiler giderse 4√3'tür bunun alanı. O zaman şu üçgenin de alanı 4√3 değil mi? Şu ikisinin alanı eşit. Demek ki buradaki uzunluk 2√3 olacak. 4 ile 2√3'ün çarpımının yarısıydı dik üçgenin alanı. Dik kenarlarını çarp 2'ye böldüm. Yarısı 4√3 olması için 2√3 çıktı. Burası da x tabii ki paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. Hemen Pisagor yapıyorum. 12. 16 da buradan 28 geliyor. X kare 28 ise x 2√7'yi paketledik. Evet paralel kenar köşegen AB'yi 15 vermiş. Şimdi şurası 15. Burası x ise şurası da x diyelim. EH'ı 5 vermiş. Şurası 5. Şimdi şurayı da çizdiğimde şu üçgenin alanıyla şunu da mavi yapayım. Şu mavi üçgenin alanı eşitti birbirine dedik. Mavi değil pardon. Şurayı da çizersem şimdi maviler eşit oldu değil mi? Buradan bu köşeye ve bu köşeye çizersem bu iki üçgenin alanı eşit. Peki EK'yı da 3 vermiş. Şurayı da 5 vermişti. Dostum mavi üçgenin alanı 3 çarpı 15 bölü 2'dir. Eşitmiş. Kırmızı üçgenin alanı 5 çarpı x bölü 2'dir. Bölü 2'ler gitti. 5'e böldüm 3. 3 kere 3 9 çıktı. Benim aradığım cevap. Geldim 4 numaraya. ABCD paralel kenar. Tamam. Başka. Şu noktadan bakın Edirne noktasından Bursa'ya çizmiş. Şuna da ben çizersem. Üçgenlerin alanları eşitti biliyorum. 4√3 vermiş DC'yi. Şurası 4√3. Tamam. EH'ı 4 santim vermiş. Tamam 4. O zaman ben şu mavi üçgenin alanını buldum bile çoktan. 4√4√3/2. 4√4√3/16√3 yapar. Bölü 2'den 8√3 gelir. Buranın alanı. O zaman buranın alanı da 8√3 dedik. Sonra BC, EB'nin iki katıdır. BC, EB'nin. EB neresi lan? Heh, şurası 2K, burası da K'ymış arkadaşlarım. Peki bu 8√3'lük ve 120 derecelik üçgenin alanını bulalım. Sinüs alandan bulalım onu da. 1/2 çarpı K çarpı 2K çarpı sinüs 120. Yani √3/2 eşitmiş 8√3'e. Şu √3'leri silelim. Şu 2 ile şu 2'yi silelim. K kare eşittir. Bu 2 ile 8'i çarparsam 16'ya eşit olur. Demek ki K 4. K 4 ise burası 8. Buraya da 4'ü yazalım. Şimdi bakın X'i bulacağız arkadaşlarım. Onu da ister kosinüs teoreminden bulabilirsin X'i. Ya da kosinüs teoreminden bulmasak da başka yani 60'ı gösterip diklik de çizebilirim. Öyle yapalım. Şuradan 60'ı gösterelim.
60'a bir diklik indirelim. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3 olur diyelim. Bakın şu dik kenar 8, hemen 8'in karesi 64 artı. Şu dik kenar 4 kök 3, 4 kök 3'ün karesi 48 eşittir. Hipotenüsümüz x kareyi. Toplayalım 100, 108, 112 mi yaptı arkadaşlarım? 112 eşittir x kare. Bu da 56 çarpı 2, 28 çarpı 4, 16 çarpı 7. Yani 4 kök 7 olarak dışarıya çıkıyormuş 112. Evet, Denizli'den geldi sorumuzun cevabı. 26'yı da gömdük, çevirdik. 27'deyiz. Evet, ABC'de paralel kenar 18 ile 16'yı göstermiş bize. Alan ABC'de nedir diyor. Dostlar, kısaca şunların ikisinin toplamı yarısıdır. Yani 16 ile 18'i toplarsanız ne yapar? 32, 34 yapar. 34 yarısıysa 68 tamamıdır diyebilirsin. Ama normalde nasıl yapıyoruz öğretmenim? Şimdi şuradan bir paralel çizelim. Bakın bu paralelde üst taraftaki şu dörtgen bir paralel kenar oldu. Ve bu üçgen paralel kenarın nesiydi? Yarısı. 16 yarısıysa demek ki şu taradığım paralel kenarın alanı 32. Şimdi aynı muhabbeti burada da yapacağım. Şurası da bir paralel kenardır. Ve bu üçgen neydi? Yarısı. 18 yarısıysa tamamı 36'dır. İkisinin toplamı 68 yapar dedim. Ve geldim buna. Şimdi ADE. ADE. Şuradaki üçgenimin alanı 10. BCF. Şurası 14. Bu da tamamdır. 14'ü de yazdık. Başka taralı alanlar toplamı kaç santimetredir, karedir diye bir soru sormuş bize. 10'la 14'ü vermiş sadece. Tamamdır. Bakalım neler yapacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi şuraya x diyelim. Şuraya y diyelim. Dostum bak, şu noktada çizilen şu üçgen ile şu üçgenin toplamı neye eşit dedim az önce? Benim tüm paralel kenarımın yarısı. Yani 24 artı x artı y. Bu paralel kenarın yarısı olacak arkadaşlarım. 24 artı x artı y bizim paralel kenarımızın yarısı. Peki dostum, şu üçgeni de bir gör bakalım. Şu üçgeni de bir görün. Bu üçgende paralel kenarın yarısı değil miydi dostlarım? Yani yarısı şuna eşit o zaman. X var, y var. Bir de taralı alanlar var. X ile y, buradaki x ile y giderse taralı alan neymiş? 24'müş dedik. Ve geldik şuna. Paralel kenar. Bir de diyor ki DC, BC muhabbeti vermiş bize. BC'ye 3K, DC'ye 5K deyin diyor. Tamam. Şimdi bu 34 ile 12 neydi? Toplamları bir kere 46 yapıyor. 46 yarısıydı paralel kenarın. Bunlar yarısıysa şununla şu da diğer yarısı değil mi? Yarısı 46. Alan APB'yi soruyor bize. APB. Şimdi şurası da 5K. Bunu soruyormuş arkadaşlar x. Bakın açıortayda şöyle bir şey yapıyorduk biz hatırlarsanız. Şuraya çizdiğim diklik ile buraya çizdiğim diklik birbirine eşitti. H diyelim bunlara. Şimdi şuradaki 3K ile H'ın çarpımının yarısı 3K çarpı H bölü 2 alanı verecek, yani 12'yi verecek dostlarım. O zaman ne çıktı bizim alanımız? 24 bölü 3'ten 8 çıktı K H'ımız. Peki şu üstteki üçgenin alanı 5K çarpı, şuraya yazayım, 5K çarpı H bölü 2'dir. Üstteki şu üçgenin alanı K H 8 olduğu için 5 kere 8 40, 2'ye böldüm 20'ymiş. Şuranın alanı 20. Şimdi ilk başta ne demiştim? Şu ikisinin toplamı 46, paralel kenarın yarısıydı. O zaman şu 20 ile x'in toplamı da diğer yarısı olacak. Toplamları 46 olması için x'in ne olması lazım? 20 ile 26'nın toplamı 46'dır. O yüzden bunu yapıştırdık hemen. Evet, 4 numaradayız. 6 var, 10 var. 6 neresi? PDK. Şurası da 10. Alan ABC'de 64. Alan ABLK. ABLK. ABLK nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi
Bakalım neler yapacağız arkadaşlarım. Şimdi yine şuraya x diyelim biz. Şuraya y diyelim. Şu boşluğa da z diyelim ya. Şimdi dostum, bak şu P noktasını tutup şöyle aşağıya şuraya bir yere getirsem, benim birinci şeklimdeki sorunun aynısı olur değil mi dostlar? Bir numaradaki şeklin aynısı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şuradaki 10 artı x ile 10 artı x ile şuradaki 6 artı y'nin toplamı ne yaptı? 16 artı x artı y yaptı. Bu işte tüm paralel kenarımın yarısı olacak dostlar. Aynı şekilde şuradaki z ile şuradaki üçgenin alanının toplamı da bir diğer yarısı olacak dostlar. Diğer bir yarısı olacak diyebilirim. Şimdi x artı y'yi de bulalım arkadaşlarım biz burada. Bize alanın tamamına 64 vermiş kardeşler. Bunu göz ardı etmeyin. Alanın tamamı 64 ise şuradaki bakın tamamı 64 ise yarısı ne olacak o zaman? 32. Şimdi 16 buradaysa x artı y'nin de 16 olduğunu gördük biz hemen. Peki x ile y'nin toplamı 16 ise bakın şu ikisinin toplamı 16 ise buraya ne kalacak? Çünkü tamamı 64. 64 eksi 16 yani 48 kalacak. Cevabım Edirne'den gelecek diyebilirim. Evet, 27 de tamamdır arkadaşlarım. Şimdi ne kaldı? 28 var. 29, 30 ve 31 var. 4 tane daha var. Bunları da bir sonraki videoya bırakalım. Hadi bakalım, görüşürüz. Öpüyorum hepinizi.